Arkadaşlar. Uyanmış benim oğlum. Hiçbir şey söylemedim. Uyanmış. Ama şuraya bakın arkadaşlar. Hepinize günaydın bu arada. Çok sabah erken saatinde kalktık. Alara'yı okula bıraktık biz. Evet ama çok güzel. Şuranın güzelliğine bakın. Ay çok seviyorum böyle şey ben ya. Bilmiyorum ama ışıklandırma çok güzel gözüküyor. Talha. Değil mi oğlum? Biz nereye gidiyoruz şimdi? Bizim bir yarım saat vaktimiz var arkadaşlar. Talha'nın okulu 8'de başlıyor. Ablasının da ama ablayı biz otobüse bırakıyoruz. Benim kızım kendi gittiği için oradan biz gidemiyoruz. Talha'yı da bırakmak zorunda kaldığım için ikisine yetişemiyorum. O yüzden diyoruz. Abla yalnız gidiyor. Ben de Talha'yı bırakıyorum değil mi oğlum? Yani mecbur öyle yapmak zorundayız. Başka imkanımız yok maalesef. Baba da işte olduğu için yani iki çocuğa kendimi ikiye bölüp yetişemiyorum öyle diyeyim açıkçası diyeceksin. Yani küçük de şu mini minnacığı okula koymak da daha yararlı. Daha doğru diye düşünüyoruz. Bu mini minnacık bu havada nasıl gitsin okula? Mini minnak. Hadi bakalım. Buradan geze geze gidelim. Şeye gidelim. Okula gidelim. Bir de Talha'yla ne yapıyoruz? Biz arkadaşlara söyledin mi canım? Biz her sabah Alara'yı böyle erken bırakınca ne yapıyoruz Talha? U-Bahn'a gidiyoruz. U-Bahn yarışması yapıyoruz metroya hemen arkadaşlar. Metroda da ne yarışması yapıyoruz? Yeni metro mu gelecek, eski metro mu? Eski bir metro mu gelecek, yeni metro mu? Ama ona puanlama değil. Yapıyoruz. Kim kazanırsa ona sürpriz alıyoruz değil mi? O biliyor zaten. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz başka? Metroda arkadaşlar metroda. Bir de içini bir sayıyoruz değil mi oğlum? Evet, boş mu gelecek yoksa çok geldi. Dolu mu gelecek diye. Ama en son sen kazandın değil mi sürpriz? Ben kazandım. Benim sürprizim nerede? Almadın daha. Bak unutmuştum ben çok iyi aklıma geldi. Geldi miydin bana? Almadın bana doğru. Sürprizim isterim ha. Seni yerim ben dikkat et. Buradan aşağı ineceğiz. Arkadaşlar burası bizim. Gropius pasaj şu şekilde. Burası şimdi böyle rahatça çekebiliyorum. Çünkü sabahın körü herkes uyuyor. Kalkamamış durumdalar. Biz de kalktık diye geldik buraya. Hadi sadece işçiler geliyor artık yavaş yavaş bu şeyleri açma niyetiyle. Oradan mı gidelim? Buradan gidelim. Oradan mı gidelim? Yok ya buradan gidelim gel. U-Bahn'a mı? Metroya mı bakacağım? Pasa çıkıttı mı? Bak seni yam yam. Oyuna mı bineceksin? Hangisine binmek istiyorsun? Tiketler yok ya. Toket var yanımda. Hadi abladan habersiz bir şey yapalım. Çalışın. Ama ablaya haksızlık olacak ya. Yapma. Canımın içisin sen benim. Aferin aferin benim oğlum. Ama senin bir hakkın var. Şimdi açıkçası diyeceksem. Çünkü abla bir tane bindi. Sen binemedin. Seninki bozulmuştu. Hatırlıyor musun bir videomuzda? O yüzden aslında haksızlık bu şekilde olmuyor. Sonradan aklıma geldi arkadaşlar. Çünkü Talha hiçbir şekilde oyun alanında bir şeye binemedi. Çünkü Talha'nınki bozulmuştu. İstiyorsan gerçekten binebilirsin. Bir hakkın var ablaya bakarak. Buralarda böyle. Burada böyle oyuncaklar var arkadaşlar. Ay ne kadar güzel rahat çekiş mi yapıyorum şu an? Kimse yokken ya. Değil mi Oluş? Ey bak biri geliyor sık çalarak. Sen çekim mi yapıyorsun? Hadi bakalım yap bakalım çekim mi diyor bana. Bak burada oyuncaklar da var. Seçtin mi? Buna mı binmek istiyorsun? Kaç toket istiyor? Kaç toket istiyor? Baktın mı ne kadar toket istiyor? Bir tane atalım herhalde bir tanedir göstermediğine göre. Al bakalım bir tane toket vereyim sana. İnşallah olur. Olmadı mı? Açılmamış mı yoksa? He? Gitmedi mi? Bir saniye. İki tane toketimiz araya gitti. İki toketimiz araya gitti arkadaşlar. Olmuyor. Çok erken geldik herhalde Tara. Ne yapacağız şimdi? Ama açık olması lazımdı. Şuradan bir şey işçi geçerse bir söyleyeyim tamam mı? Toketlerimiz gitti. Arkadaşlar gerçekten attık Talha bu ortadık araba istedi. Ama herhalde çok erken diye ama ışıkları açık. Normalde çalışması gerekiyor ama iki toketimizi maalesef yedi. Olmadı demek ki kısmet değilmiş. Talha demek ki bir şekilde
Şey yokmuş ya, aslında bir hakkın vardı ama neyse. Belki ablayla beraber yaparsınız o zaman artık, tamam mı? Belki kırılırdı belki o toket. Evet, çünkü toket iki tane attım, hakkını almış oldum. Şimdi artık ablayla beraber şey yaparsınız, tamam mı? Güzel olun benim. Haksızlık olmasın. Ama kötü oldu ya, tabii toketimizi yedi. Bu da geçen oynadığımızda. Evet, buna da geçen bindik arkadaşlar. Galiba ben bozdum buna binince. Makine çalışmadı ama sonra çalışmaya geri başladı. Ben ağır geldim galiba. Bak bu. Hı? Bu şeyi burada olacağına şurada. Evet, yani evet. Normalde olması lazım ama olmadı, bilmiyorum. Burada bir şey olursa, çalışan olursa ben söylerim ona. Tamam mı? Biz de şeye bakmaya gidelim. Nereye bakmaya gidelim? Ama okul saatimiz az kaldı, ona göre. Şeye bakalım. Ne dostlar? Buradan geze geze arka tarafa gidelim, okulumuza çıkalım artık, tamam mı? Burası zaten dolaştığımız yerler arkadaşlar. Diğer kapalı yer. Burası da böyle. Bak, Greider var burada da arkadaşlar. Türkiye'de de vardı. Bir ayakkabımı almıştım oradan. Yazlık bir sandalet aldım. Ama çok memnunum buranın markasıyla. Buranın malları gerçekten bir numara kalite diyebilirim. Çok hoşuma gitti. Çok da rahatlar. Değil mi oğlum? Türkiye'mizin gerçekten zaten çok kaliteli yaptığı şeylere söz konusu bile olmaz. Her ülkeyi geçiyor diyebilirim. Ama kaliteli olan şeyler için geçerli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama üstüne basarım. Bak, benim de burada ne vardı Tara? Benim çok sevdiğim gözlükler vardı. Ama almadınız bana. Hani alacaktınız bir gözlük? Benim vardı. Senin paran yok mu? Ne, buradan bir tane gözlük beğendim. Çok hoşuma gitti arkadaşlar, güneş gözlüğü. Ama yok, sevmiyor. İki paramız gitti. Ama ne oldu Talha? Sana ne bir iş teklifi geldi? Ne? Dün söylemiştim ya, bir iş teklifi geldi. Ama baba izin vermedi, olmaz dedi ya. Ha, anne gözlük yapacakmış, gözlük takacakmış, gözlük vereceklermiş, o gözlüğü de takacakmış. Evet arkadaşlar. Facebook'tan mı? Evet, ya da Instagram'dan mı? Evet, bir firma tarafından iş teklifi aldım. Yüzümle güneş gözlüğü tanıtımları yapmamı istediler. Babaya söyledik ama baba birazcık karşı çıktı. Biraz kıskandı mı, ne yaptı? Kesinlikle çalışamazsın dedi. Sonra birdenbire ben çalışıyorum, sen evde otur diyor bana. Ama benim istiyorum aslında ya. Neden olmasın yani? Yapsın, tanıtım, gözlük ya. Tanıtım yani. Onda bir şey yok ki. Ya vallahi. Neyse bakalım. Babaya bir daha bir konuşuruz artık. Kabul ederse bakarız, tamam mı? Bak Tala. Yeni yıl ağacına diyor geldik. Devasa yeni yıl ağaca geldik. Buralar böyle arkadaşlar, çok güzel, bomboş. Şu an çekebiliyorum. Dolu olduğunda hiçbir şekilde çekme imkanım olmuyor çünkü. Ben şu ağacın yanında da bir kere video çekiyordum. Evet. Bu ikisi bana bir... Allah'ın annem bana hediye yaptılardı. Evet. Burada da böyle oyuncaklar vardı. Evet. O hediye de oyuncak oynamakmış. Ama burası böyle arkadaşlara, evet, yakın gösterelim mi şu ağacı? Burada da çok severek yediğimiz dondurmacı var arkadaşlar. Afiyet. İnanın ki burada yaşayan herkese tavsiye ederim. Buradan bir dondurma yiyin. Gerçekten çok lezzetli. Talha bak. Kocaman. Ay, yıldızlara bak. Şu yukarıdaki toplar da yanıyor ama şu an çok erken diye yanmıyor. Şimdi ne yapalım? Kız, oğlum küçücük kaldık ağacın altında. Şimdi okula doğru gidiyoruz. Tamam mı bir tane? Bak, burası da kapanıyor. Her şey yarı fiyata diyor. Buraya kesin gelmem lazım. Ablayla, senle. Senle de gelmek isterim de. Ben biraz... Birazcık bir şeyler yapıyorsun bana. Neler yapıyor? Anneye çok rahat baktırmıyor. Kızıyor. Bu kadar yeter. Gezmeyin. Evet.
Ya erkekler işte erkek adam değil mi oğlum? Erkekler böyle mi oluyor? Erkek adam böyle olmaz canım. Eşine böyle yanında olur, her bir şekilde yanında bulunur. Her bir şeye azarlayıp böyle şey etmez. Ama olmaz. Tamam. Erkekler ya sıkılıyor. Dokuz açıkçası ya da, sıkılıyor değil mi oğlum? Ya 9 ya da 8 tane bir yere girebilirler ama devam evde. Devam evde. Hadi bakalım artık. Seni okula bırakalım. Okulda görüşürüz. Tamam mı? Derslerine iyi çalış, oldu mu Talha'cığım? Güzel oğlum benim. Oradan sonra da okuldan çıkıştan sonra abla hortan alır diye düşünüyorum bakalım. Eğer olmazsa ben seni almaya geleceğim. Hadi bakalım arkadaşlara bay bay yapalım, böyle kısadan bir video çekelim dedik. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu şekilde pasajımızda bir şöyle bir göstermek istedik. O toplarınızı göster. O toplar da arkada evet yanıyorlar ama. Hadi bakalım. Bak burada da kocaman bir paketimiz var. Delo. Ha arkadaşlar buranın güzel yanı. Bakın şurada bir de paket yeri var. Noel bayramlarına yakın böyle bir şey yapıyorlar. Bedavadan buraya müşteriyseniz tabii pasaja bedavadan hediyelerinizi paket ettirme imkanınız var. Hadi bakalım arkadaşlara bay bay diyelim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Abone, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.